Merhaba. Bugün size Ak Yatırım portföy öneri listesinde yapılan değişikliklerden bahsetmek istiyoruz. 21 Eylül 2018 tarihi itibariyle Koza Altını 68,4 lira hedef fiyat ve endeksin üzerinde getiri tavsiyesiyle araştırma kapsamımıza dahil ettik. Yapılan değişiklikler sonrasında oluşan portföy öneri listesinde Aselsan, BİM, Garanti, Koza Altın, Pegasus, Turkcell ve Yapı Kredi bulunmaktadır. Şimdi size Koza Altın'ın model portföye eklenme nedenlerine ilişkin kısaca bilgi vermek istiyoruz. Altın üretimindeki artış ve liradaki değer kaybının karlılık görünümünü iyileştireceğine inanıyoruz. Şirket yönetimi altın üretiminin 2018'de yaklaşık %40 artmasını beklemektedir. Gelirlerin dolara endeksli ve maliyetlerin büyük bir bölümünün lira olması dolayısıyla Koza Altın TL'deki değer kaybından en fazla olumlu etkilenen şirketlerden biridir. Beklentilerimize göre önümüzdeki 3 yıllık dönemde faaliyet kâr marjının %68 seviyelerinde oluşmasını bekliyoruz. Toplam yaratılan faaliyet kârının ise yaklaşık 800 milyon dolara ulaşacağını öngörüyoruz. Koza Altın, BIST Süz Endeksinde işlem gören şirketler arasında bilançosunda en yüksek nakit barındıran şirketlerden biridir. Haziran itibariyle 2,1 milyar TL seviyesindeki net nakit pozisyonu toplam varlıkların %57'sine, cari piyasa değerinin ise %30'una denk gelmektedir. Şirketin sahipliği konusunda devam eden davaların sonuçlanması, Söğüt madenine ilişkin ihtilafın çözülmesi, zayıf lira ile birlikte nakit maliyetlerinin düşmesi, hisse fiyatını olumlu etkileyecek beklentiler arasında yer almaktadır. Diğer yandan, kurumsal yönetişim ve şeffaflığa dair kısıtlar ve madenlerde üretimin yavaşlaması önemli riskler arasında sıralanabilir. Ak Yatırım model portföyü hakkında aktarmak istediklerimiz şimdilik bunlar. Bol kazançlı günler dileğiyle.